32 yıldır ziraat mühendisliği yapan Halil Karan, birçok hastalığa şifa olduğu için ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen hünnabı Elazığ'da yetiştirmeye başladı. Kısa sürede güzel verim elde eden Kara, ekonomik geliri fazla olan hünnap meyvesi için yetkililerden destek istedi. Doğal olarak üretilen ve birçok hastalığa şifa olduğu için ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen hünnap Elazığ'da yetiştirilmeye başlandı. Ziraat mühendisi Halil Karan tarafından Halk Köyü'nde yetiştirilmeye başlanan hünnap ağaçları kısa bir sürede meyve vermeye başladı. Durdukça kendi kendine kuruyup kuru meyve haline geliyor. Merak edilen hünnap meyvesiyle ilgili bilgi veren ziraat mühendisi Halil Karan, hünnap meyvesinin değerli olduğunu söyledi. Hünnap Asya bölgesinde ölümsüzlük meyvesi diye adlandırılıyor. İçinde vitamin, mineral ve birçok organik ve inorganik bileşiklere sahip olduğu için çok değerli bir meyve. İçeriğinde yüksek miktarda potas, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi birçok A, C ve B1, B2, B3 vitaminleri barındırmasından dolayı meyveyi çok değerli kılıyor. Bu konuda yapılan bazı çalışmalar var. Kalple ilgili rahatsızlıklarda, karaciğer yağlanması ile ilgili çalışmalarda ve özellikle solunum yolları, enfeksiyonları ve solunum yolları ile ilgili birçok rahatsızlıklarda iyi geldiği bilinmektedir. 3 yıldır hünnap yetiştiren Karan bu yıl yaklaşık 2 ton verim elde etmeyi bekliyor. Hünnabı biz bu 3-4 yıldır tabii burada üretimine başladık. Bu yıl güzel bir verim bekliyoruz. Tabii hasada işte bir hafta içinde hasat başlayıp birkaç gün tabii devam edecektir. Hünnap bitkisi kendi bir anda tüm meyve olgunlaşmıyor. Çünkü çiçeklenme alttan üste doğru başladığı için önce çiçek açan meyveler olgunlaştıktan sonra geriye doğru bir olgunlaşma süreci var. Yapraklarıyla ilgili şeker hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda kandaki şeker seviyesini düşürdüğü görülmüştür. Tabii burada değerli bilim adamları, özellikle Fırat Üniversitesi'nin bilim adamlarına bu konuda hani biz yaprak veya meyve konusunda yardımcı olarak onların çalışmalarına destek verebiliriz. Hünnap meyvesinin önemli bir katma değere sahip olduğunun altını çizen Karan, yetkililerden kendisine destek verilmesini istedi. Küçük bir bahçem var. Orada denemelerim oldu. Bu denemelerde hem yetiştirilmesi anlamında hem de ürünün kullanılması anlamında. Şu anda Türkiye'de hiç denenmemiş şeylerini denedim ve bununla ilgili destekler bekliyorum. Özellikle bizim Sanayi ve Ticaret Odası, Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüzden bu konuda Elazığ'a gerçekten artı değer kazandıracak, mamullere dönüştürülecek işlemlerini denedim. Ve bunlarda başarılı sonuçlar aldık. Fakat benim öncelikli amacım şu anda Elazığlı hemşerilerimizin bu ürünü tanıması. Yani şu an kazançtan daha çok kendi hemşerilerimizin bu ürünü tanımasını istiyorum. Aynı zamanda demin dediğim desteklerle birlikte bu ürünün alternatif ürünlere dönüştürülerek yüksek gelir elde etmenin yollarını arayıp ve bunların tanıtımını doğru yaparsak eğer Elazığ ekonomisine gerçekten çok ciddi anlamda katkılar sağlayacağını ben buradan söyleyebilirim. Çünkü